Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Bugün yine kısa bir video ile sizlere bir bilgilendirme yapmak istedim. Aslında son bir haftadır, belki 3-5 gündür gündemimizde olan birçok satıcıya da gelen bu B12 Benchmark Survey, yani doldurmamızı istediği Amerika'da şirketi olan kişilerin Amerika'daki bu BA tarafından bizden doldurmamızı istediği bir aslında anketle alakalı. Aslında şunu söyleyebilirim arkadaşlar, bu normalde Amerika'da şirketi olan kişilerin 5 seneyi dolduran şirketlerin doldurulmasını istediği anketlerden ya da formlardan bir tanesi bu Amerika'da. Bununla ne hedefleniyor aslında? Şirketli 5 seneyi doldurmuş şirketleri olan firmaları aslında bir bu şeyi doldurarak bu formu ya da bu anketi daha iyi nasıl hale getirebiliriz hedefleniyor, ama bu sene bütün şirketi olan kişilerden bu istendi. Dolayısıyla e-ticaret için bizler vasıtasıyla ya da başka arkadaşlarımız vasıtasıyla şirket açan arkadaşlarımız da bunu tabii nasıl dolduracağını sormaya başladılar. Şimdi ilk önce bir defa şunu söylemek lazım. Bakın burada International Surveys diyor. Yani Foreign Direct Investment of in the United States diyor. Şimdi bu zaten yabancı bir kişinin Amerika'da yatırım yapmasıyla ve şirketini kurması vasıtasıyla iş yapması meselesi. Şimdi burada bunu nasıl dolduracağız? Bu kısa ve hızlı bir şekilde göstereceğim. Bir yerden sonra da zaten basit olduğu için size şey yapacağım. Şimdi ilk önce açıklama kısmında videonun yine buradaki linkleri de göndereceğim. İlk önce arkadaşlar buraya giriyoruz. Girdiğimizde şimdi biz e-file yapacağız. Yani online olarak bunu dolduracağız. Bunun normal olarak doldurulup faks çekilmesi ya da postayla gönderilmesi var, ama tabii biz bunu yapmayacağız. Şimdi önce bir kendimize create account deyip bir account oluşturuyoruz. Tıkladığınızda create account'a şöyle bir sayfaya atıyor sizi. Bir username oluşturuyorsunuz. Ben bunu oluşturdum. Check availability'den müsait mi değil mi ona bakıyorsunuz. Daha sonra burada adınız, soyadınız, işte e-mail adresinizi confirm edip telefonunuzu yazıp neyse submit request deyip bir form gönderiyorsunuz. Yani bir aslında account açmış oluyorsunuz kendinize. Daha sonra şöyle bir e-mail geliyor. Bu e-mailde işte burada confirmation linkini tıklayın ve hesabınızı konfirme edin diyor. Daha sonra biz hesabımızı konfirme ettikten sonra şimdi buraya gelip, şurayı da kapatmış olalım. Buraya gelip şimdi hesabımıza giriş yapıyoruz. Neler yapacağınızı da adım adım göstermiş olayım. Ben daha önce yapmıştım. Onaylanan hesaptan login oluyoruz arkadaşlar. Hesabımıza giriyoruz. Şimdi girdikten sonra burada sol tarafta bilgilerimiz yer alıyor. Aşağı tarafa inip burada Link Service kısmında kendimize bir tane bizimle ilgili olan, hani bakın bu B12 demiştik ya, bizimle ilgili olan, onu ekliyoruz. Tıklıyoruz Need to Link Add Survey kısmına. Buradan şu B12-15'i seçiyoruz. Next Step deyip şurada bakın 3 tane şey çıktı. İsterseniz link yapabilin diyor ya da diyor direkt ev. Şimdi biz daha önce BA ile, bakın oradan onların kendi işte bu government maili biliyorsunuz. Onu daha önce zaten anlatmıştık bir şeyde. Şimdi burası, bu gelen mail bu kurumdan gelen kurumsal ve resmi bir cevap. Biz bunlara normal bir mail yapmıştık. Demiştik ki işte yurt dışından sizler için, aslında bunu göstermek için attım. Nasıl yapacağız? İlk defa yapıyoruz ve bize bir herhangi bir şey gelmedi. Dolayısıyla bunun bir defa yapılmasını istenmişti. Nasıl yapacağımız alakalı bize bilgi verin dediler. Bakın direkt burada yazdılar. İlk önce bu sisteme girin. Sonra Add Survey kısmına tıklayın. 12-15'i seçin ki biz seçtik. Sonra buradan Add New B12 Report'u seçin. Biz burada bakın geliyoruz. Bakın şurayı seçiyoruz. Tıklıyorum. Burayı tıkladıktan sonra bakın burada adım adım yazıyor. Şuradaki bilgileri doldurun ve request edin diyor. Şimdi burada yapmanız gereken şey şirket adınızı, işte şuraya title olarak owner yazabilirsiniz. Şirket adresinizi, tamam mı? Daha sonra burada kendi adını söylediniz. Yani şirket sahibinin adı, soyadı, telefon numarası vesaire deyip bunu submit ediyoruz. Bunu submit ettikten sonra arkadaşlar bize gelen bir onay maili olacak. Şimdi biz şuradan bir tık geri giderek göstereyim.
için açtığımız sayfada bize demişti ki B12'yi seçince. Pardon, en başta bir tık daha geri gidelim. Burada demişti ki herhangi bir survey yok şu an senin bu account'unda. Biz buraya işte aslında bir request ederek, bir istek yaparak bana bu anketi gönder diyorum. Tekrar baştan yapalım. Bu anketi göndermek için B12-15'i seçtim. Next dedim. Daha sonra şu en alttaki üçüncü olan Edney B12 report'u seçiyorum. Daha sonra burada bana bilgileri istiyor. Bunu doldurduktan sonra, biz bunu da doldurduk. Ama burada uzun uzun tek tek bu nasıl doldurulacak anlatmıyorum, zaten belli. Bunu doldurduktan sonra, submit ettikten sonra arkadaşlar size bir mail geliyor. O mailde diyor ki evet bu survey, yani bu anket sisteminize eklenmiştir. Siz daha sonra bu sisteme girip bu şeyi doldurarak, anketi doldurarak online olarak, bakın şu an masa üstünde var mıydı bir hatırlamıyorum ama bakayım. Yok. Online olarak indirmiştim ben o formu da, o yüzden sordum. Şimdi online olarak siz bu formu orada dolduruyorsunuz. Ankete ne cevap verdiğinizin hiçbir önemi yok, onu söyleyeyim. Şirket adınız, kendi adınız, telefonunuz doğru olsun. Geri kalan bütün kısımlarda, bunu bu arada bizim Amerika'daki mali müşavirimiz Aysel Hanım'lara da sorduk. Onlar da aynı şeyi söylediler. Dediler ki ankete verilen hiçbir cevabın hiçbir önemi yok. İstediğiniz gibi cevaplandırabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar doğru cevaplandırın. Ama anlamadığınız bir yer olursa da işaretleyip geçin. İşaretledikten sonra en son arkadaşlar buradaki şeyi upload edin ya da submit edin sisteme. Ondan sonra işiniz bitmiş oluyor. Yani göreviniz, yükümlülüğünüz, şirketiniz adına açtığınız bu hesapta bunu yaptığınız için o yükümlülüğünüz sizden kalkıyor. Tek bir hatırlatma yapayım. Eğer PDF'i Chrome'dan ya da başka yerden açarsanız biraz yamuluyor, dağılıyor vesaire. Mümkünse Adobe Acrobat'tan açın, öyle submit edin, öyle gönderin demiş olayım. Bunun dışında hatırladığım kadarıyla ekstra bir şey yok zaten. Yine sizin de bu konuyla ilgili sorularınız ya da yorumlarınız ya da bildiğiniz bir şey varsa lütfen hem bu videonun altına yorumlarda yazın, hem de çevrenizde bununla ilgili bu soruyu soran arkadaşlarınıza da bunu gönderin. Yine söylüyorum, bu aslında bir anket, ne cevap verdiğinizin, nasıl yaptığınızın çok bir önemi yok. Mümkün olduğu kadar doğru doldurmanızda fayda var. Ama olmadığı takdirde, anlamadığınız bir yer olursa da direkt şey yapın. Bir ha diyebilirsiniz ki hocam niye doldurmadınız burada siz anketi? Şimdi her anket her şirket için ayrı ayrı cevaplar içeriyor. Ama sizin için dediğim gibi ortak olan şeyiniz, şirket adınız, adresiniz vesaireniz, adınız, soyadınız, o kısımları doğru doldurun. Ondan sonrası çok da önemli değil. Hatta şöyle söyleyeyim, yani işaretleyip geçseniz de olabilir diyelim, ama dediğim gibi mümkünse anladığınız kadarıyla doğru doldurun. Herhangi bir şey olmasın. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu soruyu soran birçok arkadaşımız vardı, hem gruplarda hem işte Facebook'ta, diğer Telegram, WhatsApp gruplarında. Onlarla da paylaşın. Onlara da en azından bu anlamda yardımcı olmuş olalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.